Merhaba Net Offsite'a e hoş geldiniz. Bir haftayı daha geride bıraktık Ali Küçük'le birlikte. Net Offsite mutfakta değiliz bugün. Mutfakta birileri var çünkü. Bugün biz girişteyiz. Aslında bütün gazetecilerin buradan sürekli olarak giriş çıkış yaptığı haber ürettiği noktadayız. Biz de burada yorum üreteceğiz. Haberler üzerine son dakikada bir haber gelirse onu da sizlerle paylaşırız. İzleyeceğiniz için teşekkür ederiz. Ali Naci, merhaba. Merhabalar, iyi haftalar kadar Düşünceli gördüm seni. <laughs> yani Türk futbolunun bu görüntüsünü ee, gördükten sonra düşünceli olmamak pek mümkün M değil. Şu futbolu üzülüyorsun? <laughs> Türk futboluna kulüplere gösterilen yönetime kaotik duruma yani MHK'nin, TFF'nin kulüpleri soktuğu bu tablo gerçekten çok üzücü. Ya isimler değişiyor ama kötü yönetim hiç değişmiyor. Hani Ersun Hoca dün maçtan sonra Türk futboluna bir özür borcumuz var ifadesini kullanmış. Gerçekten de öyle. Ersun Hoca çok güzel bir konuşma yapmış. Bezmişliğin, bıkmışlığın, bu sorunlara çözüm olamamışlığın bir isyanını nazik bir dille anlatmış. Yani aslında bir anlamda kanaat önderi bu adamlar. Ersun, yüz. Ersun Yenal ve işte Fatih Terim Şenol ve Güneş. Şenol Güneş ve Mustafa Aykut Denizli. Kocaman ve Mustafa Denizli ee, bu o hadiseleri çok yaşadılar gördüler yani uzatmak da istemiyorum ama ben şu anda futbol konuşmayı çok isterdim ama çok mutluyum ben senin gibi düşünceli değil. çünkü hafta sonu Formula 1 vardı <laughs> gözümün bir ucuyla maçları izledim o tantananın içerisinde e, adeta kendimi böyle güvenli bir yere atmış gibi hissettim kendimi çünkü hakikaten rezalet yani hakikaten rezalet. Yani ben mesela nereden başlayacağım bilmiyorum. Ee, bu sefer popülist davranacağım. Ya Kasımpaşa Selçuk niye aldı Selçuk İnan'ı da niye gönderdi? Ya mesela niye gönderdi? Ee, Montella Adana'dan kalkıp Hatay'a gitti. Hatay'da çocuklarla bir araya geldi. Müthiş. Depremden sonra ülkesinde topuklayıp gitmedi. Beş gün kaldı ve dedi ki bu acıyı ben buradaki insanları empati yaparak görmek ve yaşamak istiyorum. Bu niye gündemimizde değil mesela? Yani yani Montella'yı sadece niye yayıncı kuruluş haber yapıyor ve diğerleri de şu kadarcık geçiyorlar. Yani bir İtalyan Türkiye'de çok önemli bir futbolcu gitti ve çocuklarla top oynadı. Ben bir Volkan Demirel'i, bir Gökhan Zan'ı, bir de Montella'yı gördüm. Adını bilmediğimiz oraya çok giden futbolcular da var. Başakşehirli bir oyuncu da gitmiş hatta orada hiç çalışmış da kurtarmada Ferrara. Erdem Timur, Kara bir oyuncu gitti. Hayır, hani Erdem Timur, Tabii. Ahmet Nurçebi ve diğerlerini falan söylemiyorum. Yani biz bu, bu gündemi kullanabilmeliyiz, bu gündem Tabii. üzerinde. Yani madem öyleyse, bundan yaklaşık 40-45 gün önce fenerbahçe beşiktaş Galatasaray statlarını açtı. Doğru mu? Doğru. Ee, i̇nsanlar yardım yağdırdılar, tırlar çıktı. Sonra bir araya geldiler, dediler ki biz Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleriyiz üç logoyu birleştirelim, tırın önüne koyalım ve gücümüzü, evet. bize olan sevgiyi düzgün bir şekilde kullanalım. Aradan 15 gün geçti. Bu sefer stüdyoya kuruldular. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı. Kaptanlar. Ellerinde telefon. Hocalar. Oyuncuları bırak. Telefon, para topladılar. Okul yaptırmaya karar verdiler, ev yaptırmaya karar verdiler, konteynere karar verdiler, e, işbirliği içerisindeydiler, muhabbet sohbet içindeydiler. Bugün o ona deklarasyon yayınlıyor, ona deklarasyon yayınlıyor. Yani ben Fenerbahçe'nin tüzel kişiliğini Ali Koç, Galatasaray'ın tüzel kişiliğini de Dursun Özbek olarak görüyorum. E, Fenerbahçe'nin açıklaması Ali Koç'un, Galatasaray'ın açıklaması da Dursun, Dursun Özbek'in sorumluluğundadır. Abi niye böyle? kavgaya ne gerek var? Çok mu önemli yani şampiyonluk? Ayrıca yani Avrupa'da Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir filmi vardır biliyorsun organize işler. E, filmin bir sahnesinde bye bye happiness, bye bye lolanız derler. Avrupa'dan bye bye happiness, bye bye lolanız aldık. Bir daha Şampiyonlar Ligi hayal, bu kafayla hayal. Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyor musunuz? Evet. Ne yazık ki televizyondan izliyoruz. Televizyona izleyeceğiz. Hasan Real Madrid maçını izledim. Ya onlarla mı biz aynı ligde oynayacağız? Ya bırakın bu işleri ya Zor. hakikaten. Şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum. Mesela Muslera niye gidip bunu niye yapıyorsun Muslera? Ya seni çok seviyor Türkiye'deki insanlar. Niye sinirleniyorsun gidiyorsun? Rakip seni kızdırmak için bunu yapabilir. Niye bu müdahaleyi yapıyorsun? E bununla ilgili kart mı gösterilecek? Sarı mı gösterilecek? Kırmızı mı gösterilecek? E işte gözlemci raporuna mı girecek? Girmeyecek. Al sana kavga konusu. E konuşulacak çok konu değil. Galatasaray takır takır top oynarken niye dağıldı, değil mi? Yani niye dağıldı? Muslera'dan başladığım… Çok. Yanlış anlaşılmasın, konu Mustera Öyle değil. Aynen. E, var çizgisi çekiyorsunuz, neden? Nasıl bir çizgi? Nasıl bir çizgi? Kim <laughs> Kimse ikna etmeye çalışıyorsunuz? Valencia'yı ne hiç yaptınız? Sildiniz Hı. mi? Bu telefonlarda çok güzel şeyler var, e, uygulamalar var. Mesela ile fotoğrafımız var. ile kavga ettik biz. Çok güzel fotoğraf, kıyamıyorum. Oradan Naci'yi siliyorum ya da Naci beni siliyor. Yani Valencia'yı sevmediniz de sildiniz mi oradan? Kimse ikna eden bir durum yok. Lale Orta müdahale etti mi etmedi mi? Ettiyse doğru mu etti yanlış mı etti? Etmeli miydi etmemeli miydi? Sosyal medya fenomenleri kavga içerisinde. Birer avukatla soyunmuş durumdalar. Yani bu şartlar altında ilk Formula 1 izledim geçtiğimiz hafta. Nereden başlamak istersin sen? Güzel şeyler söylemeyi çok isterdim ya, mesela. Hani nereden tutsan elinde kalıyor. Türk futbolunun hali o durumda. O yüzden o kadar çok e, skandal niteliğinde olay var ki Fenerbahçe'nin offside çizgisi, verilen penaltılar, devre arası yapılan deklarasyon maçın daha ilk yarısı bittiğinde Konya sporlu futbolcuya gösterilmeyen kırmızı kart, Ahmet Oğuz'un daha sonra maç bitiminde yayına bağlanıp evet kırmızı kartla özür dilerim bu adam, kendisinden de özür dilerim, hakem hata yaptı demesi. Yani gerçekten ya Hani o sayıya gösterilmeyen kart. Lig karakolda biter diyoruz ya. Gerçekten ya bu gidişat öyle. Dediğim gibi bir ay önce bütün kulüpler birleşti. Çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Ama şimdi masa dağıldı resmen. Yine herkes birbirine ateş açmaya başladı. Neden? Hakemlerimiz yüzünden. Neden? MHK Başkanı yüzünden. Neden şu bir türlü düzeltilemeyen, yani teknolojisi yükseltilemeyen yani var sistemi yüzünden resmen ya. Ya Avrupalı rahat rahat huzur içinde var geldiği için maç izliyor. Bizim burada var. Daha da kötü, daha da kaotik bir olaya ulaştı yani. İnanılacak gibi değil. Ya şimdi Lale Orta'nın Bin Sports yorumcularına yaptığı baskı. Ne olmuş abi orada? Yorumlarını değiştirme e, ısrarında bulunması. Ne olmuş? Ben hani Donkun pozisyonu. Okuduğumu anlayamıyorum. Net bir kırmızı kart. Zaten Zanyolo'da maçtan sonra de yer ama ben vermiştik. birkaç açıdan gördüm. Yani çok oyun, oyun gereği bir arkadan müdahale. ama yok topsuz alanda bu. İlk özetlerde yoktu. Öyle mi? Zaten olay o. Yani bak benim gibi başka iş olduğu için meseleyi göz ucuyla takip eden yani başka işi derken hani inşaatta çalışmadım, Formula 1 çalıştım. Başka işi olan bir adam algılayamıyor olayı. Niye kavga? Niye kaybi okuyorum, okuyorum anlayamıyorum. Ya çünkü normal ne olmuş orada? Ee, ne diyeyim? Adil bir düzenin olduğu futbol ülkesinde bu olmaz çünkü. Yani normalde özetlerde e, donkunzan Kunzanyolu'ya yaptığı foul yok. Sonradan ekleniyor. Bin Sporz yorumcuları pozisyonu net bir kırmızı kart olduğunu dile getiriyor. Hı. Var odasından e, normalde olmayan bir görüntü telefonla çekilen bir görüntü sızdırılıyor. MHK Başkanı Sayın Lale Orta daha önce ekibinde yer aldığı programda yer aldı. Bülent Yıldırım'dan, Deniz Çoban'dan ve yeni gelen Seçim. Seçil Demirel'den Seçim. yorumların değiştirmesini istiyor. Yaptığı yorumların. Ya, bu yayın esnasında mı oluyor? Yok yayından sonra. Ama şu Nasıl da Nasıl değiştirecekler ki yayından sonra? Herhalde ertesi günkü programda istiyor. Ve bu daha önce de olmuş. Yani bir önceki haftada Sayın Lale Orta'nın MHK Başkanı olduktan sonra Yine bir önceki haftada benzer bir baskıyı yapmış Lale Orta. Bu ilk değil dedi zaten yayıncı kuruluştakiler. Ya inanılır gibi değil. Ve nitekim de çok yakından tanıdığımız üst düzey bir profesyonel görevinden istifa etti. E, EYT, MYT falan diyorlar. <laughs> yani Murat biraz... Caner'i ben NTV'den tanırım. Temiz, düzgün çocuktur. Ee, yani NTV Spor'da hiç onda çalışmadım ben. Bilspor'sa da ne olduğunu bilmiyorum ama yani sonuçta işini layıkıyla yapmaya çalışan... Kaliteli bir insan. Ya yani haberden gelen birisi. Çok spordan gelip de işi manipüle edecek tilkilikleri olmadığını düşündüğüm birisi. EYT ne olacak ki? Yani biz gazeteciyiz abi. Bizim EYT ne işimiz olur ya? Biz evet. emekli olduğumuz gün daha çok çalışmaya başlarız. Ya bize dünyanın parasını verseler emekli oldun hadi aslanım artık dünya senin French Riviera'ya git orada yaşa deseler bile hani Nis'te böyle manzaralı bir yerde oh teknemiz de orada falan. İsviçre bankaları gerçi onlar da batıyor galiba paralar dolu harika bir hayatım var falan gibi bir havaya girsen bir süre sonra eline telefon alacaksın vay be hafta sonu yönetecek hakemler oh, olur mu abi falan. bununla ilgili yorumumu yazayım dersin biz mi? olamayız yani o yüzden Murat Caner'in oradan ayrılması kim ne derse desin EYT ile alakalı değil nasıl Çok bezdirdilerse e, tersi varsa Murat Caner arasın beni e, ikna olayım yani ve bu İlk olmaması, Meyakiye Başkanı'nın sürekli bunu sürdürmesi çok sağlıklı değil. E şimdi hakemlerin başkanı bir numarası bunu yaparsa kim nasıl adaletli bir yönetim olduğunu düşünecek? Kim inanır buna? Galatasaray maçındaki pozisyonu herkes gördü, izledi. Gerçek aktör yani pozisyondaki gerçek aktör çıktı. Maç sonrasında dedi ki pozisyon kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi. Rakibinden özür dilerim dedi. Ya olacak iş değil. Var uyarmıyor. Hakem görüyor. Pas geçiyor. Dakika 20. Tabii ki Galatasaray mağlubiyetini o pozisyona bağlamamak lazım. Öz eleştirisine yaptı Okan Buruk. Galatasaray'da ciddi bir düşüş var. Bu bir gerçek. Ama daha 20. dakikada o pozisyonu pas geçtiğinde bütün maçın kaderiyle oynamış oluyorsun sen. E Fenerbahçe maçına geliyoruz. Aynı şekilde. Yani bana göre Fenerbahçe'nin net bir golü verilmedi. Net. Ama ilk 45 dakika sonrasında bir deklarasyon. Hemen bir hamle. Ben yakın geçmişte hiç böyle bir olay hatırlamıyorum. Oyun devam ederken yapılan bir bildiri. E şimdi basit düşünürsen. E ikinci yarı hop iki penaltı. Fenerbahçe galip. Penaltı ama penaltılar. Ben şunu söylüyorum. Basit düşünürsen dedim. Tabii. Bildiriyi yaptı. Penaltıyı aldı ha, dersin. Ha bu da küleye edilebilecek bir konu haline geliyor. Yani ne yazık ki bu şeyi fırsatı veriyorsunuz. E şimdi yarın Galatasaray basın toplantısı düzenleyecek. Canı yandı. Belki de Fenerbahçe'nin devre arasındaki deklarasyonuyla istediğini aldığını düşündü. Ve şimdi Galatasaray da şimdi masaya vuracak. E ne oldu? Yine karıştı ortalık. Ya Galatasaray'ın Fenerbahçe şampiyon bu kadar önemli mi birinden birinin olması? Yani ne, ne, değişecek mesela? Ben şunu merak ediyorum. Ne değişecek abi ülkede? Ne değişecek yani? Ya ülkenin bir sürü sorunu varken. Abi rezalet daha. Ben eleştirimi yaptım burada net of izleyicileri de arşivlerden görebilirler. Ahmet Nurçebin'in depremden sonraki hafta yaptığı açıklama zamanlama açısından çok iyi bir Tabii. açıklama değildi. Sağlıklı. Konu o değildi. Koyuncan derdindeydi. Çok çok zamansız, sağlıksız bir zamandı. Ama bugün geri dönüp baktığınız zaman bir dakika burada bir adaletsizlik var diyorsunuz. Ee, Emre Kocadağ'ın açıklamalarında büyük haklılık payı var. E, o da oyuna girerim ben diyor. Çünkü bunlar birbirleri tutuştular diyor. Mutlaka bu baskı altında puan kaybedecekler. Ben de tempomu yakaladım. E puan 5 puanım gidiyor benim. Bu 5 puanı niye vereyim ben? O da haklı. Ciddi bir konu bence. Ve Beşiktaş bunun eğer o 5 puanı verilmezse e, yıllarca peşine düşecektir. Oyunu elimizden bu şekilde aldınız diye. Ya orası problem, burası problem, şurası problem. Nereden tutsan elinde kalıyor dediğim gibi. Biri playoff istiyor, diğeri yani e, haksızlığa uğradığını düşünüp 5 puan istiyor. Bilemiyorum yani. Nasıl olacak bu ortam? Playoff çok ben, saçma abi. Bu Playoff'u zaten hani istersin de. Playoff istersin ne olacak? Ya be. bir de bunu Jorge Jesus gibi üst düzey bir teknik adamın gündeme getirmesi. ilk olarak yaklaşık bir ay önce Ahmet Nur Çebi'nin bunu öne sürdüğü iddiaları ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü tekzip yayınladı. Ama bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe Teknik Direktörü açık bir şekilde diyor ki Türkiye'de futbol sahada oynanmıyor. Masada kazanılıyor. Ben de soruyorum o zaman dün Fenerbahçe masada mı kazandı? Yaptığı deklarasyondan sonra mı galip geldi? Yani sahada değil masada mı kazandı Cesso göre Fenerbahçe? Gazeteci olarak sormakta haklısın. Yani. Ben de Cesso'sa yani birkaç ay önce muhteşem Türkiye Ligi zor kazanmak harika hiç görüldüğü gibi bir lig dedikten sonra masa meselesine, masada kazanılıyor meselesine, sportif gerçekliği yok cümlesini kurmasına ne gerek vardı? Sportif gerçekliği yok. Ya tercüman sorunu var. Sonradan denildi ki ya onu aslında işte bu hadiseden dolayı oynanmayacak maçlar falan filan onunla ilgili söyledi. E çok doğru değil. Bir yanlışlık varsa anında yani e kulübün Tabii, yöneticisi olacaksın. Medya iletişimcisi, başkanı, her kimse ki medya iletişimcileri kimse takmıyor. Gerçi onu da söyleyeyim. Ya yani o insanlar da çabalıyorlar herkes. Bizim hoca böyle mi dedi? Evet böyle dedi. Hocam böyle mi dedin? Evet böyle dedim. Ya ben aslında şeyi kastetmiştim. Anında açıklama yapacaksınız. Anında. Yapabileceğini ki. zaten. Anında açıklayacaksınız. Hocamızın söyledikleri yanlış anlaşılmıştır. Kastettiği budur. Kamuoyundan ee, yanlış anlaşılma için özür dileriz. Bitti. Bütün olayı kapatabilirsiniz. Yani ortaya bir ateş topu atıyorlar ve kaçıyorlar. Aynen öyle. E zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Ne Fenerbahçe masum ne Galatasaray masum. Tabii ki. ki hiç kimse, kimse masum değil. masumiyet masum karinesinin arkasında saklanması. Yıllardan beri değil. oynanan oyun bu. Ha Beşiktaş da masum değil. Trabzon'da hiç kimse masum değil. Çünkü herkes kısa yoldan şampiyon olma derdinde. Herkes Şubat'ta Mart'ta şampiyonluğu bitirme derdinde. Ya i̇şte. bu şeye benziyor. kısa yoldan parayı vurup hayatımı rahatlatayım. 27 yaşındaki bir delikanlı diyor ki bir an evvel parayı vurayım, hayatıma bakayım. Hayır abi 20 sene çalış. Mayıs'ta şampiyon olmayayım. Mart'ta şampiyon olayım. Ya baştan verilsin kupalar ya. ya bunun için bu karambol ne gerek var? Aklım almıyor ya. Galatasaray kötü top oynadı, kazanamadı. Ben maç öncesi yayın yaptım. Dedim ki Galatasaray'ın bu maçı kaybetmemesi lazım. Bayern Münih gibi bir takım Galatasaray kaybetti. Sonra zihnimde geriye doğru sardım filmi. Dedim ki Torreira bir mankenle veya oyuncuyla aşk yaşıyor, herkesin gözünün önünde yaşasın özel hayattır bize ne? Ama Icardi'den biliyoruz, fotoğraflar dolaşıyor ortalıkta Icardi boşanıyor, tekrar evleniyor, seviyorum diyor, bilmem ne, biz bir tane sanatçı Icardi'de beni tanıştır sana diyor iki, Zaniolo geldi genç adam, Zaniolo'nun peşine insanları takmışlar, aman bir dakika yanlış bir şey olmasın bekarlardan oluşmuş e, muazzam bir takım. E, bu takım kontrol edilemezse Konya'da, Konya Spor gibi maç kazanamamış, gol atamamış bir takıma yenilirsin abi. E, sadece yetenekli olmuyor bu iş. Doğru. Fenerbahçe e, iyi mi oynadı? Başlangıçta kötüydü. Kötü. Avrupa'da çok feci bir şekilde düşmüş bir takımın iyi oynamasını bekleyemezsiniz. E, sonuçta kazandı mı? Kazandı. E, bakıyorum yorumlara. Mete Kalkavan'a rağmen bir de böyle bir algı oyunu Mete Mete Kalkavan mi? sayesinde. Yani bir taraf ki Mete Kalkavan'a rağmen öteki de Mete Kalkavan sayesinde. Of yoruldum ya. Yani, Çok kirli bir ortam var. Yani hiç kimse şampiyon olduğu zaman o şampiyonluğu diğerleri tarafından alkışlanmayacak. İşin içinden çıkamazsın abi. Çözemeyiz. Hiçbirimiz çözemeyiz. Şu ortamı hiçbirimiz çözemeyiz. Ya aynı Jesus mesela öne geçtiğinde ya da puan puana girdiğinde playoff oynansın der mi? Demeyecek. Fenerbahçe lider olduğunda der mi? Ya futbol içinde siyaset var. Siyasetçileri de izliyoruz bugünlerde. Yani sağdan olsun, soldan olsun, ortadan olsun, merkezden olsun. Hani karşı tarafta bir boşluk bulmak için, bir cephe açmak için ne yapıyorlar? Hani başka başka laflar ediyorlar. Değişik değişik laflar ediyorlar. Değişik politikalar üretiyorlar. Futbolda politika üretmeye gerek yok. Ya futbolda politikayı futbola sokmaya hiç gerek yok, politik davranmaya hiç gerek yok. Hepsi politik davranıyor. Ben futbol konuşmayı çok isterdim. Bu e, rahmetli Kenan Onuk'la, e, rahmet eylesin Allah, e, Hıncal abinin Anladım. ve Haşmet Babaoğlu'nun yaptığı, bizim NTV'de yıllarca hazırladığımız 90 dakika programına döndü. Çünkü futbol konuşacak bir taraf yok. Ha var Beşiktaş çok iyi top oynadı mı? Hayır çok iyi goller attı mı? Yenerlik, muhteşem. Hepsi güzel golleri. Yani tek sezonda yapabileceğin golleri, o kadar evet. güzel golleri bir maçta attı. Bir maçta attı. Tıkır 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 attı. Kötü oyun mu? Kötü oyun. Oluşmamış mı? Oluşmuş. Ama belki hani uçakların olduğu gibi take off position aldılar. Uçuşa geçtiler. Bütün maçları kazanacaklar. Sezon sonunda 4 puan farkla şampiyonluktan uzak olacaklar. Seyreyle kıyameti. Tabii. Seyreyle kıyameti. Ya zaten bu kavganın içine bir de Beşiktaş girerse Beşiktaş girmiş durumda. Aman aman, aman, aman aman Yok şimdi Beşiktaş maç kazanma ritmini sürdürürse, bu galibiyet serisine dönerse ortalık daha da karışacak. Bir de milli ara sonrasında bizi bekleyen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Artı, artık gerilime kavgaya ihtiyacımız yok yapmayın diyoruz ama dilerim ki o derbide tatsız bir olay yaşanmaz. Şenol Güneş ilk kez Kadıköy'e gidecek. O hadiseden sonra. Yani ben biliyorum birçok Fenerbahçeli bu maçı bekliyor. Ne olur yapmayın. Ya yani ne olur bir kez daha insanları futboldan soğutmayın, uzaklaştırmayın. Yapmazlar herhalde ya. Yani ya inşallah. çok kritik bir nokta çünkü. Ya olmaması lazım. Oldukça kritik bir nokta. Olmaması lazım. Galatasaray Adana Demirspor'la oynayacak. Adana Demirspor iyi bir takım. Ya Galatasaray'ın şöyle e, yani dün de konuştum. Ondan önceki gün de görüştüm teknik heyetle, yönetimle. Galatasaray'da bir panik havası yok. Niye yok? Galatasaray'ın 10 tane maçı kalmış. 6'sı iç sahada. Ve şu anda rakibinin 6 puan önünde. Maç fazlası var. <laughs> Ama bir de unutulan aslında <gülüyor> bu <gülüyor> puan fark 6 görünümlü 7. Çünkü ikili averajda da öndesin. 3-0 yenmişsin rakibini deplasmanda. Ya yani o yüzden Galatasaray'ın evet bir avantaj yitirmiş. 4-0 kaybetme ihtimali görmüyorsun yani. <laughs> ya ben puan puana girileceğini düşünmüyorum daha tamam. doğrusu. Yani ya bir taraftan da puan puana girse daha 4-0 kazanması lazım Fenerbahçe'nin. Çok düşük bir olasılık abi. <laughs> Sence? Ben de de puan puana gelmez <laughs> bu iş. Zaten gelmesin de abi şimdi şu ortamda puan puana o maçı şampiyonu o maç belirleyecek. Neler olur abi Türkiye'de? Aslında bu konuşmanın bu kadar e, tansiyonu yüksek olmasının bir nedeni var. O da son maçı oynayacak olmaları. TT arenada düşünmek daha istemiyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray kafa kafaya giriyorlar son haftaya. Maç önü önlemi, yayın önlemi, maç sonu önlemi, Fenerbahçe seyircisi gelecek mi, gelmeyecek mi hikayesi. Kupa verilecek mi sahada Kupa verilmeyecek, verilmeyecek mi, mi verilmeyecek mi hikayesi. Bir önceki hafta e, puanları eşitleyen bir yanlış karar varsa o kararın yankıları onun ekstra katacağı motivasyon. İnanılmaz bir yere doğru gidiyor iş. Işte. Bir an evvel kontrol etmek lazım. MHK Başkanı meselesine şöyle gireceğim. MHK Başkanları Türkiye'de sevilmezler. Hiç sevildiklerini görmedim. Sempatik bulunmazlar. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın alimaf menfaatleri söz konusudur. Ve mutlaka hakemlerin ve hakem cemiyetlerinin kötü niyetli olduğu sanrısıyla başlar iş. Ben hakemlerin bir yerden bir yere ligi alıp verebileceklerini zannetmiyorum. Hiçbir zaman da zannetmedim. Manipüle edildiklerini de zannetmiyorum ama kötü olduklarına eminim. Yüzde yüz. Büyük baskı altında olduklarına eminim. Ersun Yanal da bunu söylemiş. Sen Mete Kalkavan olsan ne yapacaksın? Abi? Patronun e, şeye spekülasyona e, uğramış. E, Galatasaray'a karşı Fenerbahçe'nin haklarını savunur pozisyona gelmiş. Öte yandan Galatasaray'da rahatsızlığını belirterek istifasını istemiş. E, yaptığının doğru mu yanlış mı olduğu konusunu hiç tartışmayacağım. Ben mesai arkadaşıma ya yani bundan sonra yani senle bir program yapıyoruz ikimiz bundan sonraki dönemde buraya başka biri gelse yani benim müdahale etmek yani burası çok farklı bir şey ama orası çok Türkiye'nin en iyi bir şey abi, abi Türkiye'nin en iyi hakem yorum programı 30 yıllık 35 yıllık çok sesli televizyon kültürümüzde en iyi programı vardı ve yok edildi la Hanım'a o gün de söylemiştim konfor alanından çıktınız niye çıkıyorsunuz konfor alanından? Efsane hakem yorumculara çıkıyorlar mı? Çıkmazlar akıllı adamlar. Çünkü MHK'nin başına gelirlerse olmaz. Futbolda muhalefet çok değerlidir. Siyasette iktidar güçlüdür. Futbolda muhalefet güçlüdür. Hiçbir sorumluluğu yok. Salla gitsin. Ama futbolda iktidar olanların da yani yöneticilerin de TFF'yi yönetenlerin de çok sağlıklı bir şekilde bu işe bakması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı profesyonel olmalı. maaşlı çalışmalı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreteri. Maaşlı çalış, maaş çalışıyordu galiba o gerçi. Türkiye Futbol Federasyonu gönüllü olarak olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Galatasaray'dan iki kişi, Beşiktaş'tan iki kişi, Fenerbahçe'den iki kişi, Trabzon'dan iki kişi olmaz. Ya niye Adana'dan yok? Niye Hatay'dan yok? Niye Malatya'dan yok? Niye Çorum'dan yok? Ülke hepimizin değil mi? Deprem bölgesindeki çocuklarla röportaj yapıyorlar. Ne istiyorsun diye soruyorlar. Çocukların istedikleri Abu Bakar'ın forması, Icardi'nin forması, Mustafa'nın forması, Valencia'nın forması. Niye? Çünkü televizyon sürekli Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı gösteriyor. Adıyamanlı çocuk Adıyaman'la ilgili futbol futbol Adıyaman'da oynanan bir şeymiş gibi gelmiyor ona. Sonra göç oldu İstanbul'a. E, tabii göç olur İstanbul'a. Çocuk diyor ki benim sevdiğim adam Abu Bakar Cenk, benim sevdiğim adam Icardi, benim sevdiğim adam Torreira, benim sevdiğim Valencia, Arda Güler. Onlar nerede? İstanbul'da. O zaman ben de orada yaşayayım diyor. Yani her tarafta nereden tutarsan tut bir tuhaflık var. Yani çok gerildim ya. Çok doğal abi. Şey sakinleştirici almak falan lazım bence. Evet. <laughs> yani Formula 1'e denk geldiği için maçları dedim göz ucuyla izledim. Senin Sakinleştirici olmuş da. Ya mesela Beşiktaş maçını izledim. Şey gollerini izledim maçtan sonra. Mükemmel goller. Hangisi şu... daha güzel? Şu... Abu Bakar mı Redmond mu? Abu Bakar ya. Değil mi? Bence. Ya. Yani. Abu Bakar sık sık böyle şeyler adayı... yaptığı için Redmond'u sıra dışı oldu. Ya golü de güzel. Alman milli takımında atılırdı bunlar 80'lerde falan böyle tak orta küm Klose gibi vurdu kafayı. Ya şunu konuşmak istiyorum. Klose gibi vurdu abi adam. Klose gibi vurdu. Ya konuşamayız tabii ki. Konuşmamıza izin vermiyorlar. Kimi şampiyon olacağı umurumda bile değil gerçekten. Ee, futbol çok belirleyici hayatta. Bir araya gelip biz Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleriyiz diyerek taraftarları konsolide ederek e, deprem bölgesindeki insanlara yardım edebilecek gücü okul yaptırma, ev yaptırma, konteyner gönderme gücünü kendinizde bulabiliyorsanız şayet alkışa şayan bir iş yapıyorsunuz demektir. Oradaki çocuklar sizin oyuncularınızın formalarını o kadar acılarına rağmen talep ediyorsa çok büyük bir iş yapmış durumdasınız, çok önemli bir kurumsunuz demektir hepiniz. Ama hakikaten e, yıllarca aynı yolda gittiğiniz bu kavgadan kurtulmadığınız müddetçe Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Lyon'u filan televizyondan izlersiniz. Hele bu bütçelerle yani hiçbir şöyle yok. şampiyon olan takımımız dört tane ön eleme oynayacak. Haziran'da başlayacaklar değil mi? Yani. Tablo bu zaten. Çok zor. Bir şampiyonlar ligine gitmeleri çok zor. ve İnşallah giderler. İhtiyacımız var. Bak Formula 1'den bir örnek vereyim. Ee, ya girme o topa demeyin. Şimdi sezon başlarken bir felsefesi vardır otomobilin, bir felsefesi filozofisi vardır. O filozofiyi 23 yarışlık, 20 yarışlık planlarsınız. Mesela bu sene Red Bull'un filozofisi önde giden bir filozofi, geçen seneden kurdukları. Mercedes'te, Ferrari'ninki öyle değil. Bir filozofisi var bu işin ve ona göre yarışırsınız, rekabetçi olursunuz. Ha öndeki ile arkası arasında tur başına bir saniye fark falan vardır. Bu hız dünyasında normal bir tüketici için çok büyük değildir ama spor içerisinde milisaniye bile önemlidir. Bizim Avrupa'ya göre filozofimiz bozuk. Filozofi yok. Yani kuruluş yanlış, kurulum yanlış. Bu ligle olmaz, bu rekabetle olmaz. Bu şekilde yürümez. O zaman Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş bir araya gelsinler. Bir araya gelsinler. Aralarında oynasınlar işin özeti budur gerçekten. Ali Naci ben biraz dolduğum için çok fazla konuştum. İyi ki de maçları sen izledin ben izlemedim. Ee, şimdi buradan bir çağrı yapacağım. Fenerbahçe-Beşiktaş-Galatasaray'ın TSE'de kupasına benzer bir kupada karşılaşacaklarını yardım gecesinde duymuştuk. Sezon baş, öncesinde. Şimdi bu üç karşılaşmanın tarihini belirleyin. Avrupa kupası şusu busu ayarlayın belirleyin orada 200 bin tane bilet satılır. Bu 200 bin bileti bugün satışa çıkarın. Bugün. Hemen bugün satışa çıkarın. Güzel renkli baskılar yapın, hatıra bileti olsun. Biterdi. 200 bin bilet anında biter. Anında. 1000 lirayla 1500 lira arasında yapın, yine biter. Ve oradan gelen parayı anında Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz, oradaki illerimizde öncelikli noktalara aktarın. Bizzat siz yapın. Okul yapıyordunuz ya, iki fazla okul yapın. Ev yapıyordunuz ya, 50 fazla ev yapın. Yani ben ancak sizi böyle affederim naçizane. 30 yılını bu işe vermiş birisi olarak. Güzel bir çağrı abi. Dilerim ki en azından evet, eğer, e, ya, ya doğruları biz, da bulur Türk ya, futbolu. Ben İnşallah. o masada o muhabbeti duydum. Ya mırın kırın fırın falan demeyin. Ali Koç'tan, e, Sayın Ali Koç'tan, Sayın Dursun Özbek'ten, Sayın Ahmet Nurçebi'den camialarına liderlik yaparak tekrar masaya oturmalarını ve bu TSYD kupası, e, Atatürk kupası, ee, ne kupası olursa olsun adını koyun bu kupayı oynatın 200 bin bilet satın hatta ben gitmeyeceğim ama istiyorum hatıra bileti diyenlere de satın bu parayı acilen toplayın kasanıza koyun gidin oradaki çocuklara en azından forma alın ya onlar size aşıklar büyüdükleri zaman da göç buraya doğru gidiyor ve Türk televizyoncularına da tek söyleyeceğim bir şey var artık yeter diğer takımları da gündeme alın kara gümrük maçını izledim gayet iyi bir maçtı süperde goller. oldu kim konuştu ya Allah'ını severseniz Karagümrük maçı? E. 4 gol vardı. Aynen. Son dakikada acayip iki gol geldi. Kim konuştu? E, o zaman niye Karagümrük'ü tutsun çocuk? Niye Başakşehir'i tutsun? Niye Malatya'yı tutsun? Söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok abi. Bence hiç eklememek daha iyi şu anda. Hiç eklemeyelim. <laughs> evet. E... Zaten ortalık karışık. <laughs> evet. Yani, yani e... Türk futbolunda yangın çıkması... Al meselesi şu an. Abi Valencia'yı nasıl kaybediyorsunuz o görüntüden? Hadi kaybettiniz, sildiniz. Ya yani niye yayına veriyorsunuz bunu? İki tane yayını birleştirerek ofsaytı izah etmeye çalışıyorsunuz. Say say bitmez abi. Alan ya yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın ligin son 10 haftasında oynayacağı maçlar önemli maçlardır. Önemlidir. Teknolojinin kralını getirin. Türk Futbol Federasyonu'nun çok parası var, sponsorları var, sponsor bağlama kabiliyetleri var. Yapamıyorlarsa yapacak birileri var. Bağlasınlar o teknoloji anında kursunlar. İlk çağdan kalmış çizgilerle olmaz bu iş. Kimseyi ikna edemezsiniz. Oraya bir ofsayt kamerası koyulmalı. O açıyla olmaz. Çok doğru çizgiler çizilmeli. Sezonun bitmesi beklenilmemeli. Hani sipariş vermiştik, ne oldu? Açıklama yapılmalı. Sipariş verdik, yolda. Bundan sonra böyle olacak demeli. Bir demoyu halka göstermelisiniz. Olmuyorsa olmuyordur. Bunu Dünya Kupası sırasında söylemiştik. Evet. Kaç ay geçti üstüne? Ya aynı en tas, aynı Sipariş verdik, geliyor dersiniz. Yani eee yani bazı statlarda kamera açıları iyi değil. Ee, teknolojiyi getirin, başka kameralar getirin, başka yatırımlar yapın. Yayıncı kuruluşa baskı yapın. Deyin ki Alanya, Fenerbahçe bizim için çok önemli kardeşim. Her yerde kameranız olsun. Vara yardımcı olun deyin. Vara destek olun deyin. Ya bir de Ali Naci, 10 dakika ilk yarı uzatıyor, 10 dakika ikinci yarı uzatıyor, 20. 20 dakika içeriden gelmiyorlar, 40. 90 dakika normal süre, 130. 2 saat 10 dakika futbol mu olur ya? Hadi ya bırak. Evet. İyi olan kazansın. Söylenecek çok bir şey yok abi. Ne yazık ki yok. Yorumlarınızı... konuşamıyorum konuşamıyoruz. <laughs> evet yorumlarınızı bekliyoruz. beğeni almayı isteriz tabii ki daha çok insana ulaşmak için. <laughs> net of noktalıyoruz. Görüyoruz ki net of Türkiye'de var bile belirlemiyor. <laughs> Biz nasıl belirleyeceğiz ki iki ölümlü. Hepinize Selamlar sevgiler görüşmek üzere.